Sevgili izleyicilerimiz, aromaterapi hakkında bilinmesi gerekenleri bugün eczacı Emine Avcı'dan dinleyeceğiz. Emine Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizler? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Emine Hanım, kaç yıldır bu sektördeyiz ve neler yapıyoruz? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Serbest eczacılık mesleğinde bu yıl 21. yılım. 97 İstanbul mezunuyum. Çok kısa bir dönem özel sektör ve devlet hastanesi çalışmalarından sonra aynı ilçede, Gaziemir'de, İzmir'de 21 yıldır serbest eczacılık yapıyorum. Evet, konumuza değinecek olursak ilk olarak aromaterapinin tanımını yaparak başlayalım. Aromaterapi, eski Yunan'da terapi ve aroma sözcüklerinin birleşmesiyle bir araya geliyor. Terapide bildiğimiz sağlık ve tedavi, aromada da koku. Bu bilim dalını ilk ortaya koyan modern aromaterapiyi René Gatefoss bize 1937'de modern aromaterapi kitabını yazmış ve bilim adamları bugüne bize getirmiş. Böyle bir bilim dalıyla uğraşıyoruz. Evet. Aromaterapi yağlarının çeşitlerinden bahsedecek olursak biraz bu konuya değinelim ve nasıl kullanmamız gerekiyor? Aromaterapi bitkilerin çeşitli kısımlarından kimyasal ve mekanik yollarla elde edilen yağları, işte biz bunları nelerdir? Uçucu yağlarımız var ve sabit yağlarımız var. Bunların ne olduğunu kısaca bahsedecek olursak, sabit yağlarda en sevdiğimiz Hindistan cevizi yağımız, hodan, tamanu, fındık yağı gibi sabit yağlarımız var. Uçucu yağlarımız da onlardan daha kıymetli limon, nane, aromaterapi yaparken sık kullandığımız neoli, bergamot. Bu yağlarımızı nasıl kullanıyoruz? Tabii ilk önce en sık kullandığımız inhalasyon yöntemi. Kokuyla akciğerleri alıp sonra onlar o kadar iyi biliyorlar ki beyinde, limbik sistemde, duygudan ve hafızadan sorumlu sisteme gelip bizim iyi olmamızı, vücudun kendi iyileştirmesini sağlıyorlar. En çok kullandığımız yöntem koku. Ama bunun yanı sıra yüzeysel olarak deriden masajla tedavi yöntemimiz var. Yüzeye, deriye sürülerek. Diğer bir yöntemimiz de oral, ağızdan işte belli dozlarda uzmanın, bizlerin tavsiyemizle müşterilerimiz, hastalarımız oral yolla da alıyorlar. Peki bu yağlarda siz daha çok hangisini tercih ediyorsunuz? Hastalığın ne olduğu önemli, niçin kullanacağımız önemli, neyi daha çok tercih ediyoruz? Mesela benim en sevdiğim en sevdiğim uçucu yağ limon. Her kadının ihtiyacı, tırnakları kırılır, evde bulunması gereken. Evet. Ya da enerjimiz düşer, hayat bir anda zor gelir, limon yağı yanımda koklarım ve canlanır ve kendime getirir enerjimi. İyi bir immün süpresiftir, immün sistem güçlendiricidir. Her gün bir damla aç karnına, tabii mide problemi olmamalı, o çok önemli. Bir damla limon immün sistem güçlendirmeli. Hatta antitümoral etkisi vardı. Bununla ilgili net çalışmalar, yayınlar var. O yüzden en sevdiğim yağ kesinlikle limon yağı. Yağ çeşitlerinden konuştuk. Evet. Peki hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Bununla ilgili de çalışmalar çok geniş. Tabii ki en çok cilt rahatsızlıklarında biz kullanıyoruz. Evet. İşte sedeften tutun, egzama. Mantar, tırnak mantarı, o güçlü tırnak mantarlarında çok başarılı tedaviler var. Zona, bebeklerde el ayak rahatsızlığı, ciltte böyle. Ama onun yanı sıra iskelet kas sistemindeki ağrılar, masaj yaparak, bir avokado yağının mesela ciltliği hep böyle güzellik için kullanılır ama kas iskelet sisteminde de çok faydası var ki ağız yoluyla da alırız. Bahsettiğimiz gibi daha çok böyle immün sistem güçlendirici olarak da kullanıyoruz. Beynin kendini iyileştirme sistemini ortaya çıkarıyor. Peki Emine Hanım, kanser tedavisi görenler ve hamileler bu yağları kullanabilirler mi? Bir de bu yağlar migrene iyi gelir mi? Önce hamileleri söyleyelim. Tabii. Hamilelerin kesinlikle o bahsettiğimiz 3 yöntemden ağız yoluyla kullanmaması gerekiyor. Hele ilk 3 ay zaten biz ilaç bile vermiyoruz ki ilaç aslında aromaterapi de İlaç neyse aromaterapide kullanılan tıbbi yağlarla iyileştirdiği için yan etkilerine karşı bir net çalışma olmadığından hamilelere ağız yoluyla vermiyoruz. Ama ilaç kullanmaktansa aromaterapiyi daha çok hamilelere sürme yöntemiyle veriyoruz. Kanser hastaları için de durum tıpkı hamileler, gebelerde olduğu gibi doz önemli ve daha çok inhalasyon yöntemi ve sürerek ciltte uygulama yöntemleri olabilir. Evet. İçme olarak bir immün sistem güçlendirici alayım, limon yağı alayım, özellikle kemoterapi esnasında bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz.
Migren ise benim en sevdiğim tedavi, aromaterapinin tedavisini net gördüğüm bir hastalık. Yani migren hastası bence bir sürü yan etki çekerek ilaç kullanacağına nane yağıyla, hatta nane ile beraber birkaç sevdiğimiz yağımız var. Frankincense günlük yağı, vetiver yağı. Bunlarla biz bir takım karışımlar hazırlıyoruz. Onunla avuç içine koklayarak kendini sakinleştirdiğinde migren ataklarını daha yumuşak geçiriyor. Migren ataklarını yumuşak geçirmesi de ona daha az ağrı kesici, daha az... Evet. Mesela zaten pek çok hastalıkta ruhsal ve sinirsel olarak rahatlamak. Peki diğer bir konuya değinecek olursak nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi burada aromaterapinin anlaşılabilmesi, istenilen tedaviye gelebilmesi için önemli şey kullanılan yağın hijyeni, saflığı, tahşiş edilmemiş olması ve üreten firmanın kalitesi. Evet. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki aromaterapi bir fitoterapinin alt dalı. Ve bu iş eczacıların, bu meslek dalı, bu bilim dalı eczacıların. O yüzden şimdi artık dünyada da günümüzde de doğru, organik, saf yağlar var. O yüzden gerek içtikleri, gerek sürdükleri ya da koklayarak tedavi olmak için seçtikleri aromaterapik yağların doğru olduğuna, güvenilir olduğuna, eczaneden saf, orijinal olduğuna bilmeleri gerekiyor. Bunun dışında tabii ki dikkat etmeleri gereken nokta doz. Bunun için tabii eczacının hazırlaması, onun kullandığı doz, bizim aldığımız eğitim ve onun ışığında müşterinin, hastanın kullanması çok önemli. Bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere tıpkı ilaçta olduğu gibi aromaterapide de aynı dozu uygulamıyoruz. Yani bir örnek vereyim isterseniz. Tabii ki. Çay ağacı yağı. Akne sorunlarında en sevdiğimiz uçucu yağlardan biri, net sonuç gördüğümüz. Bir kendi tecrübelerimden şöyle bir şey vereyim. Kulak çubuğuyla aknenin, lokal sivilcenin problemin olduğu yere lokal uygulanması gereken bir yağ. Ancak üniversite öğrencisi ve bir an evvel sivilcelerinden kurtulmak istiyor. Benim verdiğim çay ağacı yağını alıyor ve bir gece boyunca pamuğa döküp yanığına boca ediyor. Tabii ne oluyor? Kimyasal yanık. Yani burada dozun, sürenin, uygulama tekniğinin önemi var. O yüzden eczacının belirttiği dozda ve belirttiği şekilde kullanmak gerekiyor. Aromaterapinin faydaları ve diğer ilaçlardan farkı nedir? Bizim aromaterapiyi sevip son dönemde ön plana çıkarmamızın sebebi, aromaterapide pek çok aktif bileşen var. Bir yağda, örnek vereyim lavantada, aldehitler, esterler, eter, ketonlar, bu aktif bileşenler öyle biyokimyasal işlevler yapıyorlar ki aynı anda hem antitümöraller, özellikle uçucu yağlar, hem antispazmolitikler, antienflamatuarlar. Yani bunu bir ilaçla bir etken madde hepsini aynı anda yapamıyor. Yani biraz önce örnek verdiğim limon yağında olduğu gibi ya da lavantada olduğu gibi. Lavanta içerisinde bulduğu aktif bileşenlerle sadece sakinleştirip uyutmuyor. Lavanta uçucu yağını aynı zamanda haşere kovucu olarak kullanıyoruz. Mesela bir hamile normal kimyasal bir şey kullanmadan lavanta uçucu yağıyla sineklerden, sivrisineklerden korunabiliyor. Peki Emine Hanım, organik kozmetik ürünleri diğer kozmetik ürünlere olan üstünlüğü nedir? Organik kozmetik ürünler diğer kozmetik ürünlere göre şöyle bir avantaja sahipler. Organik ürün, organik üretim bize hiçbir şekilde kimyasal bir maddenin, kimyasal girdinin olmaması gerektiğini gösterir. Bu da hem dünya ve doğa için hem de insanlık için çok büyük bir avantaj. İnsan sağlığını düşünmektir. Organik kozmetik ürün eğer varsa elimizde, zaten diğer kozmetiklerin kesinlikle karşılaştırma bile yapılmaz. Çok daha büyük üstünlüğü var. Çünkü bir yerden tedavi ederken diğer yan taraftan da herhangi bir yan etkiyle karşılaşmıyoruz. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben kendim de daha öncesinde aromaterapi yapıp bu kadar hayatımda kullanmadan önce bazı yağları başka yerlerden temin ediyordum. Şu an tüm bizi izleyenlerin, benim çevremde gördüğüm herkes aynı şeyi söylüyorum. Kalitesinden emin olduğunuz, gerçekten organik, alerjen sertifikaları alınmış, sağlıklı üretim yapan üreticilerden, firmalardan aromaterapiyi almalılar. Zaten ben ve meslektaşlarım bu konuya çok eğiliyoruz, gerekli eğitimleri alıyoruz ve bunları severek halk sağlığına, halkın tedavisi için sunuyoruz. Çünkü en büyük keyif bu. Güvendikleri eczaneden, eczacıyla, güvendikleri markalarla aromaterapi onlara çok daha mutlu, sağlıklı bir ömür sağlayacaktır. Emine Hanım, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle aromaterapi hakkında doğru bilinen yanlışları eczacı Emine Ağca ile konuştuk. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.